ya dışarı çıkıyor, o ürünlerin adı Dubai. Biraz da yurt dışına gidiyor. Yani şöyle biraz, nasıl derlerdi, çocuklar sanat ya falan ama. Altın geçen hafta içerisinde de 370 rakam civarına gelmişti. Ancak yeniden aynı hızla 380 hatta 383 liraya kadar tekrar tırmandı. Ancak dün akşam yeniden gerek uluslararası piyasadaki, küresel piyasadaki onsun gerilemesi ve Türkiye içerisinde de dövizin, özellikle doların biraz daha fiyatta gerilemesi, Türk parasının değer kazanması, altının doğal olarak biraz daha fiyat kazanmasına, fiyatını kaybetme düşmesine yol açtı bu. Ama bu altının böyle kalacağı anlamında değil. Belki daha önceki beyanatlarımızda da belirtmiştik. Belki 360 liraya kadar gelecek ama şu anda yeniden bir 360 lira görünmüyor. Buradan tekrar bir ivme ile 400 liranın üzerine çıkacak, 420-430 lirayı bulacak. Ne kadar zamanda? Belki bu 3 ay içinde, belki 6 ay içerisinde. Bu bizim değil, bizi bu konuda uzman olan, uluslararası borsalarda yatırım uzmanları olan, Türkiye'deki onların görüşleri. Belki biraz daha çok küçük rakamlarda, çok küçük boyutlarda geri gelebilir altın. Bunun sebebi dediğim gibi dolardaki, dolar karşısında Türk parasının değer kazanması, Amerika'daki meydana gelen olaylar, ırkçılık olaylarının dünya geneline yayılma eğilimi göstermesi, pandemiyle ilgili hala bir gelişmenin olmaması, ikinci salgınlarda da bir beklenti içine girilmesi, bunun da ciddi anlamda ekonomik tahribata yol açması, bundan ötürü yeniden fiyatlarda artış beklenmektedir. Belki işçilik bazında bazı farklılıklar gösterebilir, minimum seviyede farklılıklar gösterebilir ama istiyorlarsa her zaman için altın yatırımdır. Ne kokar, ne çürür, ne de güncelliğini yitirir. Ve kaldı ki değerini de arttıran bir şey. Bu yıl içerisinde altının artış yapmış oldu. Artış %30'ları seyretti. Bu ciddi bir rakam. 3-5 ay içerisinde ne kazandırabilir size %25-%30 gibi bir oranı? Onun için her zaman tavsiye ettiğimiz altındır. Allah'a şükür hiçbir zaman da mahcup olmadı. Yani bardağın yarısının dolu yönüyle bakacak olursak elimizdeki sermayemizin güçlendiğini, değer kazandığını görüyoruz. Bu bizi tabii ki moral açısından her ne kadar piyasamızın sıkıntılı olmasına rağmen moral açısından bize bir destek olmakta, olumlu bir gelişme. Ancak bardağın boş tarafı fiyat yükselince müşterilerimiz bekliyorlar. Acaba geri düşecek mi diye böyle bir bekleme sürecine girildiği zaman ki şu anda onu yaşıyoruz. Bekleme sürecine girdiğimiz zaman ticari potansiyelimiz çok gerilere düşüyor. Bu da bizim yerli. Kaç diyor? Bana demin gittik. Ya sen içindesin zaten. Sen söyleme bana. İyi beğendim. Baba bir kasa yapmışlar. İşte bu kasayı şu koyalım. Bunu da belki benim de gerek sizi çeker akşam kaynana bir haber de verin. Aslında kaldırılmasına yara değil. Eğer böyle olursa... Yanaşmışım. Yani şuraları yemin diyoruz. Şeylik falan koymama gerek yok değil mi? Yok, yok.